Bugün duruşmamız oldu. Mahkeme duyarsız davranıyor. Bizi dinlemiyorlar, kayda alınmıyoruz. Ben 3 canımı Hunat'ta güpe gündüz 19 yaşında, 29 yaşında evlatlarımı bir de kardeşimi toprağa verdim. 3 can gitti. Bunun hesabını kim verecek? Biz Türkiye'den adalet arıyoruz, istiyoruz ama yok. Kaçıran Mehmet Yüreğli, katili kaçıran Mehmet Yüreğli güpe gündüz dolaştıran mahkemeye bile gelmiyor, kayda almıyor. Kendi suçunu itiraf etmesine rağmen, şahitler olmasına rağmen avukatını kaçırdı. Bunun da şahidi, delilleri var. Hiçbiri mahkemeye gelmiyor, kayda alınmıyoruz, dinlenmiyoruz. Ben adalet istiyorum. 3 canımın hesabını kim verecek onu istiyorum. Gürcistan'da olduğu söyleniyor. Oranın mahkemesine mi, hukukuna mı başvuracağız? Orayla mı işimizi yürüteceğiz? Katili orada mı arayacağız? Neden bu devlet katili Gürcistan'da ise alıp gelemiyor? Aciz bir katil sonuçta, koskoca Türkiye Cumhuriyeti neden bunu yapmıyor? Adaleti biz 3 yıldır göremedik, şu an 3 yıldır. Adalet hiçbir şekilde tecelli etmedi. Devlet büyüklerimizin sesimizi duymasını istiyorum. Günahsız öğrenci benim çocuğum. Benim çocuklarım ne yapmış onu bir söylesinler, ben onu istiyorum. Suçları neymiş? Kırmızı bültende aranıyor deniliyor ama bir arpa boyu yol gidilemedi. Bir arpa boyu yol gidilip bize hiçbir türlü tam olarak yerini de bilen yok zaten. Hem katilin hem diğer yardım, yaltaklık, şu anda babası yurt dışında onu koruyup kolluyor. Azmettiren babası Osman Yılmaz. Bunu açık açık herkes biliyor. Biliyor zaten, benzinlikte falan da kendisi beyanda bulunmuş. Bugün bu iş burada bitecek diye çocuklarımın yanına kendisi çocuklarını çağıraraktan bugün bu iş burada bitecek diye olaydan bir süre önce söylemiş zaten. Bunun şahitleri de var, kamera görüntüleri de var. Bu zaten adaletin elinde bunlar bir hepsi. Miras davası deniliyor. Kardeşim Serdar Yılmaz mal mı bölüşmüş bunlarla da miras davası deniliyor. Ondan ne istemişler? Onu söylesinler. Benim 19 yaşındaki çocuğum parayı, malı ne bilsin, öğrenci o çocuk. Ben onu kolejlerde okutuyorum. Paranın anlamını bile bilmeyen bir çocuktan ne istemişler? 3 yıl olmasına rağmen katil ve yandaşlarına hiçbir şekilde cezalandırılmıyor. Katil kaçıyormuş. Ondan sonra buradaki kalanlar annesinin arabasıyla götürüyor. Aylarca bunu tezgahlıyorlar. Aylarca, yıllarca bunun planını yapıyorlar. Daha sonra bu olayı gerçekleştikten sonra yurt dışına gittim diyor. Yurt dışına gidince bu devlet bu kadar aciz mi ki getiremiyor? Bizim devletimiz bu kadar mı bir ekmek çalanı yakalıyor, cezaevine atıyor? Adalet istiyoruz. Devletin yani adaleti, bir hırsıza çalışıyor da bizim 3 tane canımız gitmiş çalışmıyor mu ya? Onların bulunmaması, bulunanları da cezalandırılmasını istiyoruz. Burada hazır olanlar cezalandırılmıyor. Duruşma devam ediyor. Bizim mahkememize girmiyor. Diğer türlü her türlü işlerini yürütüyor. Katil de milleti arayarak tehdit etmeye telefonda devam ediyor. Her türlü işini yürütüyor herkes. Biz bilemiyoruz. Gürcistan'da olduğunu bilse bugün giderim. Bunu da basında yayınlayın. Bugün giderim. Cana can alırım ondan.